Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden, EF İstanbul Fuarı'ndan sesleniyoruz. Her sene olduğu gibi bu senede fuarımızı renklendiren Emin Jöle firmasına konuk olduk. Firmamızın 3. nesil sahibi Sayın Mehmet Emin Büyükbayram ile birlikteyiz. Bakalım firması, ürün yelpazeleri ve fuarımız hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emin Bey, siz de Konya'dan İstanbul'umuza hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Fuardayız. Malum ilk günün gerçekten coşkusunu yaşıyoruz. Bu fuar en sevdiğimiz fuarlardan bir tanesi. Bu sene de muhteşem ürünlerle fuarımızı renklendirdiniz. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İlk günü demeyeyim ama ilk saatleri değerlendirecek olursak nasıl geçecek ve geçiyor fuar? Yani fuar çok yeni başlamasına rağmen çok güzel heyecanla devam ediyor. Hareket var. Gayet güzel görünüyor zaten. Değil mi? Önce. Değil mi? Yaşıyoruz evet. Diyorsunuz. Konukları ağırlıyoruz. O zaman ne yapalım? Değerli izleyicilere anlatalım. Emin Jöle kaç yılında doğdu ve ilerleme nasıl oldu? Ayşe Hanım, Emin Jöle 1974 yılında yumuşak şeker üretimiyle, günlük 30 kilogram kapasiteyle üretime başladı. Sadece öz sermayesiyle büyüyen, Konya'da ürün yelpazesini sürekli geliştiren, şu anda günlük 10 ton kapasiteye ulaşan, 2024 yılı için çok ciddi yatırımlara hazırlanan bir firma olarak devam ediyor. Harika sürprizler bizi bekliyor galiba İnşallah. 2024'te. Evet. Ama biz tabii ki geçen süreçte hangi hizmeti verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Çünkü burada yumuşak şekerlerin hakimiyeti dikkatimi çekti. Evet. Ama çeşitlilik gerçekten çok çok fazla. Anlatalım evet. mı biraz? Bizim ürünlerimiz esasen aslında hepsi yumuşak şeker kökenli. Üç ana grupta biz ürünlerimizi adlandırıyoruz. Bir grup vegan ürün grubu dediğimiz bir grubumuz var. Jelatinli ürün grubumuz var. Bir de draje grubumuz var. 1974 yılından beridir vegan ürün grubunun üretimine devam ediyoruz. 1992 yılından beridir jelatinli ürün üretiyoruz. 2020 yılından beridir de draje dediğimiz kaplamalı ürünleri üretimine devam ediyoruz. Süper, gerçekten o drajeler iyi ki doğmuş diyorum. Biraz evvel gerçekten onları yeme şansı yakaladık. Şunlar oluyor değil mi evet, drajeler? Doğrudur. Hani burada gerçekten hani hem göze hem mideye hitap ediyorsunuz. Çünkü hayal ettiğiniz tüm meyvelerin renkleriyle oluşturduğunuz bir grup var. Evet. Biraz evvel dedim böyle gözlerinizi kapayıp inanın ki onun aktığını ağzınıza hissedebiliyorsunuz. Evet. Tüm şeker severler adına diyeyim, iyi ki varsınız. Teşekkürler, sizler de. Burada tabii üretim demek çok çok önemli. Üretici firma olmak çok çok önemli ama tabii bir de bunun zorlukları var. Gerek burada kullanılan malzemeler, gerek bu malzemelerin usta ellerle buluşturmak, gerekse gerekli ISO gibi belgelere sahip olmak. Hı-hı. Çünkü gıdadan bahsediyoruz. Evet. Gıda mühendisleri eşliğinde bir denetimin söz konusu gibi birçok prosedür gerektiriyor. Evet. Biraz onları açmanızı isteyeceğim. Yani iyi ürün üretmek normalde sacın 3 ayağı diye bilinir. Aslında üretimde sacın 5 ayağı vardır. Öncelikle iyi ham madde ile ürün üretmeye başlamanız gerekiyor. Bu sacın birinci ayağı. Ham madde kadar personel ne de yatırım yapmanız gerekiyor. Çok iyi personellerle ürün üretmeniz gerekiyor. Bu ikinci ayak, iyi ekipmanla ürün üretmeniz gerekiyor. Bu üçüncü ayak, iyi şimdi direkt tüketiciyle buluşturacak ara noktalar bulmanız gerekiyor. Bu sacın dördüncü ayak ki alan herkes çok mutlu olsun ürünlerden. O da sacın 5. ayağı oluyor. Değil mi? Bu 5 ayağa hakim olduk ki 50 yıl geçti diyorsun aslında yani bu güzel cümlelerle. Şimdilik 50. Allah ömür verirse. Nice 50 yıllar olsun. İnşallah. Buradan o zaman başta rahmetli kurucumuz olmak üzere değerli evet. sonrasında babanıza, sonra bayrağı devraldığın için sizlere evet. ve o görünmeyen kahramanların tümüne diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Evet. Ve hemen son soruyu soralım. Ne diyelim? Hedefler neler diyelim? İmalatta hedefin sonu yok.
Meşru dairede hedefler en üst, her zaman zirve. Hep daha ileri, hep daha ileri diyoruz. Yani sonu yok hedeflerin. Şimdi en son teknolojiyle en iyi ürünleri önce ülkemiz insanlarına, daha sonra tüm dünyaya ulaştırma vakti. Süpersiniz değil mi? Şu anda tüm Türkiye'ye hakim olduğunuzu biliyorum gerçekten. O kadar çok talep var ki bu güzel ürünlere, ama sonrasında büyüyerek dediğiniz gibi tüm dünyaya Emin markasını taşımak istiyorsunuz. Evet. O zaman biz de nice fuarlarda görüşmeyi diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Fuar TV izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde yerini alan Emin Jöle firmasına teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.